Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle telefonla kim milyoner olmak ister diye bir oyun yükledim. Bunu biliyorsunuzdur birçoğunuz zaten. Hadi o zaman bir başlayalım oyuna. Derdini şimdi şey oldu. Nasıl desem şey gibi sözleriyle anlatmaya çalışan birinin konuşması hangi kelimeyle ifade edilir? Sızlanma, fısıldama, göveleme, haykırma, sızlama mı? TL'yle sizi uğurluyoruz hanımefendi. Halk arasında kullanılan bir söze göre birbirine baka baka karara meyve hangisidir? Vişne, uzun, incir, karadut. Sen bilemedim ki. Evet, ben o zaman öyle senin kafadan attım. Kafadan attım. Bu değilmiş. Üzüm diyorum. Doğru bildin. Ya 1.000 lira. Bir insanın hastalığı ne olursa olsun iyi gelmesi için kilise olarak hangisi pişirilir? Mantı çorba, muhallebi, menemen. Çorba değil mi? Şimdi 2.000 liralık. 40 kurosa 40 düğüm atmak sözündekisinin hangi özelliğinden bahsedilir? Ben böyle bir hiçbir şey duymadım ama düşündüğüm var mı acaba? Kurnazlık, tembellik, inatçılık, cimrilik. Tembellik diyorum. Cimrilikmiş. Of. Evet arkadaşlar, beni 1.000 liramız falan öyle uğurladık. Şimdi yeniden oynamak istiyorum. Korku ve heyecan dolu olmayı ifade eden söz hangisidir? Korku ve heyecan dolu olmayı. Korku ve heyecan. Yüreği ağzından, çiçeği burnunda, aklı havada, ağzı kulaklarında. Bence yüreği ağzında. Öyledir, ben öyle hissettim. Tamam. 1.000 lira. İlk soru çok kolaydı. Korku filmlerinde insanlar ayın hangi halinde kurt adama dönüşsün? Yeni ay, hilal, yarım ay, dolunay. Bu da kolaydı. Sana 2.000'lik zordur bence. Keloğlan şarkısını söylerken kendisinden nasıl bahseder? Mağdur, yalnız, fakir, garip. Garip. Keloğlan'ı uzun zamandır sevmiyorum ama. Ceket ve etekten oluşan kadın giysisine ne ad verilir? Ne ad verilir? Bermuda, Slopezile, Tayyör. Kız oğluma bakayım, ben de bilmiyorum. Dur, ben insan cevap de diyor. Tamam. Böyle bir şey olması biraz garipti. Hangisi meteoroloji haberlerinde yurdun kuzeydoğusu sözüyle bahsedilen şehirlerden biri değildir? Hiçbir şey anlamadım şu an. Durun, hangisi meteoroloji haberlerinde yurdun kuzeydoğusu sözüyle bahsedilen şehirlerden biri değildir? Kafadan atıyorum, artık. Kütahmış. Devam edeceğim.
7500'lük. Tarama hangisiyle yapılan bir meze türüdür? Tarama mı? He, yemek anlamında. Tarama ben yemekle işin olur ama o kadar da çok değil. Midye tarama mı aslında? Midye değil. Deniz tarığı, deniz börülcesi, havyar. Çoğunluğu yapacağım. Çoğunluk dedi, o zaman havyar diyorum. Teşekkürler, teşekkürler. Osmanlı'da ABD Büyükelçiliği yapan Lev Valekin hangi romanının film uyarlaması 11 dalda Oscar kazanmıştır? Aslında film izlerim ama yani böyle tek şey değil. Şimdi ne desem ki? O zaman ben şöyle bir şey yapacağım. Şöyle. Ha, Ben Hur bir de aramız çok kararsız kaldım. Hiç bilmediğim bir diziye soruyorum. Yalnız. Ya. Yeniden oynuyorum. Durumunu demir almak sözüyle ifade eden biri hangisini söylemek istiyordur? Durumunu demir almak. Pişman olduğunu olgunlaştığını saklaştığını. Demir almak. Ya bence düşünüyorum ki iki eksilteceğim ilkten. Gitmeye hazırlandığını. Demir alıyorum diyor ya ve demir almaya gidiyorum. Öyle düşündüm ama eksilt diye bir de. Beğenilmeyen bir davranış karşısında sitem etmek amacıyla kullanılan söz hangisidir? Uğurlar olsun, şükürler olsun, aşk olsun, oh olsun. He, ben tam anlamamışım öyle. Arkadaşlar ben öyle anlamamışım. Şimdi yeniden oynuyorum. Küçük kız çocukları düğünlerde genellikle hangisini yapmakla görevlendirilir? Düğün olmuştu. Tamam. Duvar ne? Duvar taşıma, yüzükleri takma, kordele kesme, pasta. Ben öyle bir şey yapmadım genelde. Yüzükleri takmak ben durun. Duvak tasımak ne anlamadım. Yüzükleri takmak bence şey böyle sıkar koca ilan ediyorum diyen kişinin şey kurdele kesmek. Niye kurdele kesmek ya da pasta kesmek? Pasta kesmektir. Duvak ne ki acaba? Duvak ne? Anamelin neymiş? Yeni oyuna girelim. Anne ve babalar cüzdanlarında kimlerin vesikalık fotoğraflarını taşırlar? Çocuklarının patron ne alaka? Öğretmenlerin kayınvalide çocuklarındır. Kayınvalide o ne ya? Hangisinin teki evlerde esrarengiz bir şekilde kaybolur? Çorap değil mi? İstanbul'dan Berlin'e uçakla giden bir yolcu hava alanında hangi terminali kullanmalıdır? Hiç bilmiyorum. İç hatlar gidiş, dış hatlar gidiş, dış hatlar gelir. İç hat
3 saatler git istiyorum. 7 saatlermiş. Uff, reklam. Evet. Bu sefer bütün böyle hiç bilmediğim sorularda bütün zokerlerimi kullanmak. Ne yapayım? Yanağından kan damlamak hangi durumda kullanılan bir sözdür? Zeki olmak, güzel olmak, sağlıklı olmak, zengin olmak. Güzel olmak mı, sağlıklı olmak mı, zengin olmak. Bu ilk soru olduğu için şey yapmayacağım. Bence güzel olmaktır. Geçmişin hem iyi hem de kötü anılarda anılarla dolu olduğunu ifade etmek için kullanılan söz hangisi? Acı tatlı, eski püskü, soluk soluğa, çer çöp. Bence çer çöp diyorum. Acı tatlı. Evet. Arkadaşlar o zaman sonuncuyu oynayıp bitirelim videoyu. Karmaşık zannedilen bir durumun aslında çok basit olduğu hangi matematik işlemi örnek verilerek açıklanır? 3 artı 5 kare. Dur. Herkes C dedi. O zaman C'yi sertleyelim. Halk arasında hangisine yapışmak birinden ısrarla bir şey istemek anlamında kullanılır? Kemer, astar, etek, cep. Ne bileyim ben abicim ya. Kemer mi, astar mı, etek mi? Cep diyorum ben. O zaman bu turu da yaptıysak arkadaşlar hepinize bay bay, görüşürüz. İnşallah videoyu beğenirsiniz.